Şimdi ise Londra Dinişleri Müşaviri Seyfettin Erşahin'e döneceğiz ve bu hafta neler anlattığını dinleyeceğiz. Yani elhamdülillah Ramazan'ın 15. gününe yaklaştık neredeyse. İşin öbür tarafına doğru aşmış bulunuyoruz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bir hadis-i şerifi var. Tabi hayatın her aşaması bizim için önemlidir ama gençlik üzerine çok vurgu yapar. Der ki gencin yaptığı ibadet, diyelim yaşlının yaptığı ibadet mum ışığı ise, gencin yaptığı ibadet ise ay ışığı gibidir veya güneş ışığı gibidir, parlar. Bu yönüyle baktığınızda Ramazan'da da gençlerin biraz daha öne çıktıklarını ve aktif olduklarını görüyoruz. Bu iki türlü oluyor tabii ki. Ben bunu Londra'da seviniyorum doğrusu. İngiltere'de seviniyorum bunun için. Birisi, camilerimiz gençler için özel programlar yapıyorlar. Bu çok sevindirici bir durum. Yani hususen gençlere hitap eden, özellikle gençlerin ilgilerine, zevklerine, duygu dünyalarına, bilgi dünyalarına seslenen güzel programlar yapıyorlar. Bunları teravih öncesinde, teravih sonrasında. Bir de gençlerimiz kendi aralarında böyle Ramazan vesilesiyle güzel birliktelikler, buluşmalar, organizasyonlar yapıyorlar. Buna da çok seviniyoruz. Şimdi tamam, yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın müjdesidir. Gençlik duyguların yoğunlaştığı dönemdir, zirveye çıktığı dönemdir. Hatta günaha girmenin de çok kolay olduğu dönemdir. Onun için Peygamberimiz diyor ki mesela, günaha girmekten korkuyorsanız oruç tutun. Şimdi bu müjde varken o zaman tam da Ramazan'da gençlerimiz için Ramazan bulunmaz bir fırsat. Bunu da çok iyi değerlendiriyorlar. Burada gençlerimizin en güzel yaptıkları hususlardan birisi 3-5 genç, bazen 5-10 genç bir araya geliyorlar. Mesela ortak iftarlar yapıyorlar. İftarlarda güzel sohbetleri var. Sonra iftarı bitirdikten sonra en yakın bir camiye gidip orada teravihlerini kılıyorlar. Teravihten sonra da tekrar eğer zamanları olursa, imkanları olursa, ben de bir iki tanesine katıldım ve çok çok zevk aldım doğrusu bundan. Bu sefer sahura kadar sohbetler yapıyorlar. Ama burada bu sohbetlerin içeriği de çok önemli. Mesela güzel hakikaten sohbetler sadece akademik dini tartışmalara veya ilmuhal bilgilerine boğmuyorlar bu sohbetleri. İşin içinde kültür var, sanat var. Tarihimizle ilgili şeyler söylüyorlar, ulusal kimliğimizle, ulusal zenginliklerimizle ilgili şeyler söylüyorlar. Bu çok önemli. Yani kendi kimliklerimizi keşfetmek açısından burada, kendi kimliğimizi yeniden inşa etmek açısından bu sohbetler çok önemli. Ama bir başka şey daha var, çok sevindiğim gençlerin sohbetlerinde. Ben bunlara gençlerin Ramazan sohbetleri diye de bir başlık koymak istiyorum doğrusu. Ramazan irfan mektepleri veya irfan okulları diyorum buna ben. Şu bakımdan da önemli, gençler burada aynı zamanda mesela İngiltere'de nasıl Müslüman olarak yaşanabilir sorusunu sorup bunun cevaplarını da arıyorlar. Bu da çok sevindirici bir durum. Yani tamam, babalarının, atalarının getirdiği çizgi var, bir kazanımlar dünyası var ama bunun ötesine nasıl götürebiliriz buradaki varlığımızı, buradaki kimliğimizi, buradaki kültürümüzü veya mesela biz İngiltere'de nasıl daha kalıcı olabiliriz, nasıl daha başarılı olabiliriz? Bunun sohbetlerini yapıyorlar, bunun tartışmalarını yapıyorlar. Doğrusu bu da çok ümit verici geliyor bana. Ve kendi kendime doğrusu bir köşeye çekildiğimde bazen gençlere de söylüyorum. Allah'a şükür bu noktadayız. İyi ki Ramazan var. Ramazan'ın ortaya koyduğu bu fırsatlar var. Bu fırsatlardan ortaya çıkan da bu muhabbet meclisleri, bu sohbet meclisleri var.